Arkadaşlar bugün kanalımızda hiç olmayan, daha önce hiç yapmadığımız, benim de aslında daha önce neredeyse hiç kullanmadığım bir cihaz kullanacağız. Bunun tanıtımını yapacağız. Hop! Evet, karşınızda arkadaşlar Maxo M3 interkomumuz var. Tamamlandı. MediaWay çabuk bağlanıyor. Bluetooth 5 teknolojisi olduğu için hızlı. Şöyle müzik sesini biraz size de dinleteyim. Evet arkadaşlar, şimdi Intercom'un kamerasına bakıyorum şu an. Gördüğünüz gibi buradan uygulaması var. Recam diye bir uygulaması var. Buradan bakın. Mesela şu an ben 80 km hızla gidiyorum. Kadir, seni çok net duyabiliyorum. Sen nasıl duyuyorsun beni? Sesim nasıl geliyor sana? Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi ben buraya niye çıktım, ne için çıktım, niye geldim? Rahmetli Kemal Sunal'ın öyle bir filmi vardı ya. Arkadaşlar bugün kanalımızda hiç olmayan, daha önce hiç yapmadığımız, benim de aslında daha önce neredeyse hiç kullanmadığım bir cihaz kullanacağız. Bunun tanıtımını yapacağız. Ben gerekli kısa testleri yaptım zaten ama şimdi böyle sizlerle beraber tekrar inceleyelim istedim. Böyle gökten düşüyor bu cihaz arkadaşlar. Ben 3 deyince geliyor. 3! Hop! Evet, karşınızda arkadaşlar Maxto M3 interkomumuz var. Şimdi kısaca şöyle bir hemen özelliklerinden bahsedeceğim. Intercom'un akabinde bir kutu açılışı, sonra da yolda testlerimizi yapacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Maxto M3 arkadaşlar, bunun markası. Bu intercom'u diğer intercom'lardan ayıran özellik nedir arkadaşlar? Ben hemen size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi interkomumuzun uç kısmında bir kamera var. Motorcuların her gün zor durumlarda kaldığı, trafikte zor pozisyonlarda kaldığı bu günlerde gerçekten şu uçtaki küçücük kamera çok iyi de işler yapıyor. 1080 piksel 2K Full HD görüntü kalitesine sahip bu kamera. Aynı zamanda arkadaşlar geniş lens açısına sahip. Bunu motovlog çeken abilerimiz, kardeşlerimiz bilir. Geniş açı bizim için çok önemli. Geniş açı dediğimizde geniş bir açı oranına sahip şekilde çekiyor. Bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir özellik. Bunun yanı sıra kameranın titreşim önleyici bir modu da var. Bu da bizim için çok güzel arkadaşlar. Şu an mesela arkadaşlar ben ne ile konuşuyorum? Sizinle intercom kamerası ve intercom mikrofonu ile yapıyorum bu kaydı. Bunu da görelim. Bunu da görmenizi istiyorum özellikle. Şöyle biraz hızlanayım. Siz de nasıl olduğunu görün. Şu an çift kameramız da açık. Evet. Intercom'umuzun arkadaşlar çekim kalitesi bu şekilde. Gayet güzel. Telefondan gördüğüm kadarıyla gayet etkili. Açısı da bayağı geniş, bayağı güzel arkadaşlar. Geniş açılı çekim yapıyor. Hem intercom hem müzik dinle hem çekim yap. Güzel iş. İyi bence arkadaşlar. Yani intercom'u aldığınızda sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, sadece müzik dinlemiyorsunuz, sadece telefon görüşmesi yapmıyorsunuz, sadece grup konferans yapmıyorsunuz. Bu intercom'u satın aldığınızda aynı zamanda çekim de yapabiliyorsunuz. Kamera açıkken yaklaşık 5,5 saat dayanıyor şarjı. Şarjdayken kullanılabiliyor. Kamera kayıttayken anlık fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu özellikler de mevcut. Eğer yok kardeşim ben sadece müzik dinleyeceğim diyorsan da sadece müzik dinlediğinizde de 32 saat şarjı gidiyor. Gayet muayyer, gayet güzel. Biz zaten geldiğinden beri şarjını bitiremedik arkadaşlar. Şimdi genel şöyle bir özelliklerinden bahsedeyim. Hemen direkt zaten konuya girer girmez hemen kamerasından bahsettim. Benim için önemli olan kısmı bu intercom'un aslında kamera kısmı arkadaşlar. Ben de bunu hani şöyle söyleyeyim, bu ürünü de bize Motoriders Intercom Instagram adresinde şöyle aşağıya bıraktım. Buradan ürünler hakkında, fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Buradan Ercan abime de çok teşekkür ederim. Bu ürünü incelememiz için bize gönderdi. Buradan gerçekten kendine teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlar bu intercom'umuz
6'lı aynı cihazdan olursa 6 adet cihazla grup konferans şeklinde konuşabiliyor. Grup interkomu bu. Bunun yanı sıra çektiğiniz görüntüleri Wi-Fi ile, Wi-Fi programı var arkadaşlar, bir uygulaması var. Wi-Fi programı ile çektiğiniz görüntüleri telefonunuza aktarabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi interkomun kamerasına bakıyorum şu an. Gördüğünüz gibi buradan uygulaması var. Recam diye bir uygulaması var. Buradan bakın, görüyorsunuz. Bu özelliğimiz mevcut. Müzik geçişi yapabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, şöyle hatta interkomu da çıkartayım, ben onun üstünden bahsedeyim birazcık. Şöyle siz de tipini şeklini de görün. Şöyle işte kullanım kılavuzları, garantileri, ıvırı zıvırı. Şunu da çıkartalım. Şöyle arkadaşlar, kullanımı basit. Buna bastığınızda kamera kaydı başlıyor. Kamera açıkken şuna bastığınızda sevgili arkadaşlar anlık fotoğraf çekiyor. On off düğmesi burada. Telefon çaldı diyelim, açmak istediğinizde tek tuş, buna basıyorsunuz açılıyor. Şuradan müzik geçişlerini yapabiliyorsunuz. Sabit tuttuğunuzda da arkadaşlar sesi açıyor ve kısıyor. Yani kullanımı çok basit, arayüzü çok basit. Şöyle çok büyük de değil, çok küçük de değil. Orta seviyede bir interkom. Gayet hoş, gayet güzel. Bunun yanı sıra en çok göze çarpan özelliği şarjın uzun gitmesi arkadaşlar. Şarjı çok uzun gidiyor. Sadece interkom olarak kullandığınızda 32 saat gerçekten hatta sayılır bir değer. Ki 32 saatlik yola çıksanız mutlaka durursunuz. Durmasanız bile yolda ben devam edeceğim, ben manyağım, durmayacağım, gideceğim diyorsanız bile arkadaşlar şarjdayken de kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Interkomumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Interkomun hem sesini test edelim şimdi. Takalım, bağlayalım bunu. Bir sesini test edelim. Sesi nasıl değil ona bakalım. Kutunun içinden çıkacaklara bakalım. Şöyle bir tane interkom çıkıyor arkadaşlar. Bunu gördünüz zaten. Şöyle şunu açalım şimdi bakalım neler var. Ben önden bir açtım ama sizle beraber tekrar. Şöyle poşetlerin içinde arkadaşlar. Bu nedir? Bu bizim kapalı kask mikrofonumuz. Burada arkasında cırtı var. Bunu yapıştırıyorsun baba böyle ağzının yanına. Konuşuyorsun. Bir adet bundan çıkıyor. Şöyle de arkadaşlar. Bir saniye. Şu açık kask için bir mikrofon. Açık kask mikrofonu. Burada işte kulaklıklarımız mevcut. Bu da arkadaşlar giriş kısmı. Nasıl giriyor? Hemen onu da göstereyim. Şurada ufacık bir yeri var arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Şuradan takıyorsunuz. Giriyor. Aynı zamanda waterproof, su geçirmez. Bluetooth 5 teknolojisi kullanılmış. Güzel bir ürün. Sonra bunu böyle kaskınızın yanına takıyorsunuz. Ürün bu şekilde arkadaşlar. İçinden daha neler çıkıyor onu da göstereyim. Bir adet böyle yapışkanlı takma aparatı çıkıyor. Şöyle takılıyor bu arkadaşlar. Bir adet nedir onun adı? Kıskaç gibi bir aparat çıkıyor. Bunun yanı sıra alyan çıkıyor bir adet. Sıkmak istediğinizde sıkmak için. Ekstra kulaklıkları ve işte şeyi montaj yapmak için ürünler çıkıyor. Yapışkanlar çıkıyor. Bir adet de şarj aleti çıkıyor. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Şimdi interkomun ses kalitesini bir test edelim. Şimdi de interkomumuzun testlerine geçtik. Yani şurada Bluetooth'u bağladık mı bir? Şöyle duralım. Bluetooth şu an connecting dedi zaten. Tamamlandı. MediaWire çabuk bağlanıyor. Bluetooth 5 teknolojisi olduğu için hızlı. Şöyle müzik sesini biraz size de dinleteyim. Evet arkadaşlar, şu an müzik açtık. Size de mikrofondan geliyordur interkomun sesi. Yalnız bu müzik işi sıkıntı ya. Müzik çalınca ben gaza geliyorum arkadaşlar. Ha ha ha!
Evet arkadaşlar, Intercom'umuzun müzik sesi ve müzik şeyi bu şekilde. Şöyle biraz hızlanayım ben. Hızlanmama rağmen kask içindeki sesi duymanızı istiyorum. Şu an 60-70 km hızla gitmeme rağmen gayet net duyuyorum. Ben bunu uzun yolda da test ettim zaten. Uzun yol derken 100-120 km hızlarda da test ettim. Ses gayet güzel geliyordu. Durumlar böyle. Red light. Neyse şurada bir yakıt alayım arkadaşlar. Ben sonra da arama testiyle intercom'umuzun incelemesine devam edelim. Evet, şimdi de son testimiz olan arama testine geçiyorum arkadaşlar. Mesela şu an ben 80 km hızla gidiyorum Kadir. Seni çok net duyabiliyorum. Sen nasıl duyuyorsun beni? Sesim nasıl geliyor sana? O kadar iyi diyorsun. Tamam. Ben de seni net duyuyorum. Peki şöyle ben 100 km hıza çakayım Kadir. Bir de onda bakalım. Şu an 100-110 bandında gidiyorum. Sesim nasıl geliyor? Vizör kapalı şu an. Vizör kapalı şekilde konu. Ya vizörü açayım, yüksek ihtimal bayağı gürültü gelir sana. Şu an açtım. Allah Allah. Ya o zaman diyebiliriz ki Maxo M3'ün içinde gelen mikrofonlar kaliteli. Rüzgar duyulmuyor, rahat konuşuluyor diyebiliriz. Tamam. Şu an durdum. Çok daha güzel geliyordur herhalde. Tamam, bir dakika. O zaman limitleri zorluyorum. Biraz daha hızlanıyorum. Evet. Şu an 120 bandındayım. Nasıl ses? Aha. Anladım. Anladım. Ses net diyorsun, kullanışlı, güzel. Tamam Kadir'cim, yorumun için çok teşekkür ederim. Var mı isteğin? Teşekkür ederim, sağ ol Kadir'cim, görüşürüz. Sen kapatabilirsen sevinirim. Evet arkadaşlar, benim gözümde bu intercom'un 3 testi vardı. Kendimce 3 testi vardı. Birincisi arkadaşlar müzik kalitesi ve müzik sesiydi. 100-110-120 bandında bile sesin gayet net geldiğini ben duydum. İkincisi kamerasının görüntü kalitesi ve açısının nasıl olduğuydu. Gerçekten açı olarak bir GoPro olarak veya benim 4K lens kadar bir açısı var. Gerçekten geniş açılı bir kamerası var. Kullanışlı. Hem kamera hem mikrofon aynı anda olması çok çok güzel. Ve bu intercom'un kamera açıkken 5,5-6 saat hafızası yettiğince döngü kayıt yapabilmesi ayrı bir güzel. Şu an benim bildiğim kadarıyla ya ben kendi kameramla sürekli açtığımda, sürekli kayıt alayım dediğimde ne hafızam yeter bu duruma ne de kameranın şarjı yeter arkadaşlar. Ortalama benim kameranın yapacağı maksimum kayıt 55 dakika 1 saat arasındadır. Ha tabi görüntü kalitesi farkı illaki var. Bir GoPro Insta 360 olamaz ama bence kamerasının gerçekten görüntü kalitesi iyi, hoş.
Gerçi videoyu yüklerken biraz düşüyor bu görüntü kalitesi ama şu an benim kendi gördüğüm gayet güzel ve hoş geldi bu görüntü kalitesi bana. Bunu beğendim. Dediğim gibi bir sesti, iki görüntü kalitesiydi. Üç de arkadaşlar, karşıdakiyle görüşürken ne kadar rüzgar sesi gidiyor, ne kadar cızırtı gidiyor. Bunu da 120 km hıza kadar, şehir içi trafiğin verdiği limitler dahilinde 120 km hıza kadar kontrollerini sağladık. Bundan da Maxo M3 bizden artı puan almayı başardı. Şöyle kısaca tekrar teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, hatırlatmak amacıyla. Sadece intercom olarak kullandığınızda 32 saat şarj süresi dayanıyor. Aynı anda hem kamera hem intercom olarak kullanırsanız 5,5 saat kadar şarjı dayanıyor. Altılı konferans yapabiliyor. Aynı cihazdan olduğunda 6 cihaz birbirine bağlanabiliyor. Konferans görüşmesi mevcut. Kamerası var, geniş açılı. FM radyo özelliği var. Radyoda dinleyebiliyorsunuz. Bluetooth'tan kendiniz müzik dinleyebiliyorsunuz ya da radyodan dinleyebiliyorsunuz. Bu güzel. Kullanımı kolay, tuşların yeri kolay. Ufak hareketlerle bütün işlemlerinizi buradan yapabiliyorsunuz. Bu da güzel arkadaşlar. Bunların hepsini beğendik. Hoş, güzel şeyler. Bunun yanı sıra su geçirmeme özelliği var. Kamerasının stabilizasyon özelliği var. Stabilizasyon nedir? Titreşimi azaltma. Titreşimi görüntüde az gösterme özelliğidir. Bluetooth 5 teknoloji kullanıyor dedik. Recam diye bir uygulaması var. Buradan çektiğiniz görüntüleri Wi-Fi üzerinden Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısıyla telefonunuza indirebiliyorsunuz. Kolay bir aktarım sistemi, hızlı bir aktarım sistemi. Çok hızlı şekilde görüntüler telefonunuza iniyor arkadaşlar. Bu da güzel. Düşünüyorum. Bunun dışında söyleyeceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Intercom'umuz bu şekilde. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel ürün, kaliteli ürün. Ses kalitesi, konuşma kalitesi gayet yeterli ve güzel. Tavsiye ederim. Alın, kullanın arkadaşlar. Hele bir de abi, bana bu soru çok geliyor özellikle. Abi ya telefonla nasıl çekerim? İşte abi uygun fiyatlı 3-4 bin liralık kamera ne var? Bakın arkadaşlar, 3-4 bin liraya şu an bir kamera alsanız mikrofon soketi olmayacak. Mikrofon soketini tekrar ekstradan taktırmanız lazım. Bunu yaptığınızda aldığınız cihazın garantisi bozuluyor kameranın. Bir sürü sonradan ekleme, ıvır zıvır işler, bir sürü sıkıntılar çıkartıyor. Gerek yok. Al baba Maxo M3'ü. Hem intercom olarak kullan, hem müzik dinle abi. Hem de kameranı açık tut, kameranı aç. İlla bu video yüklemen, video yükleyeceğin anlamına gelmiyor. Açık dursun abicim kameranız. Bir tane iyi kötü şurada dursun, açık dursun. Yolda başımıza bin bir türlü hal geliyor, bin bir türlü iş geliyor arkadaşlar. Bu yönden de size ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. İncelemeye oturarak başladık. Motorumuzun üstünde bitirdik. Intercom nasıl kurulur? Intercom nasıl montaj yapılır kaskın içine? Eğer bunu merak ediyorsunuz, bunu merak ediyorsanız, bu intercom hala bendeyken bunun da nasıl yapıldığını size öğretebilirim, gösterebilirim. Bununla ilgili de bir video çekebiliriz. Yorumlarda bunu belirtin. Bunu belirtirseniz arkadaşlar, intercom kaska nasıl takılır, nasıl yerleştirilir? Bununla ilgili de bir video çekeriz. Montaj kısmına giremedim. Ben de hayatımda çok fazla montaj yapmadığım için, intercom montajı yapmadığım için ben de bayağı bir zorlandım. Takmam yarım saat falan sürdü. Ben kaskımda intercom yeri olmadığını düşündüm. Fakat intercom yeri varmış benim kaskımda. Boşlukları varmış arkadaşlar. Sök tak falan oldu. Bayağı bir uğraştırdı beni ama taktık yerlerine. Gayet güzel, gayet keyifli. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.